Benim bir hikayem var. Nasıl Hoca Efendi ile tanıştım? Yani 8 sene önce takriben ben bir isim, Hoca Efendi'nin ismini duydum. Fakat başlangıçta sanki bunu bir alim, din alimi diye sanki bir vaaz gibi tanıdım. İçimde de yani biz Mısır'da yani bir Ezher memleketi, Ezher üniversitemiz var. Bizim yani on binlerce din alimi var zaten. Bizde vaizlerimiz var zaten. Bu beni bu yönüyle fazla da cezbetmedi doğrusu. Hoca Efendi beni o yönüyle çok cezbetmemişti. Daha sonra bir kitap okudum. İngilizce yazılmış bir kitaptı. Bu kitabı yani bir araştırma, bir hoca Amerika'daki bir üniversitede, Rice Üniversitesi'nde bir hoca. Kitap şöyle bahsediyor. Yani dinler, yani kültürler arası, medeniyetler arası diyalogtan bahsediyor. Baktım ki bu hoca bu Amerikalı hoca, Hoca Efendi'yi şöyle koyuyor. Şöyle kişilerin yanına koyuyor. Büyük felsefecilerin, yani dünyanın büyük filozoflarının karşısına koyuyor. Eski ve yeni. Bu benim dikkatimi çok çekti. Bu beni cezbetti. Ben içimden şunu söyledim. Yani Türkiye gibi bir yerde bir mütefekkir vardır. Felsefe ile mütefelsiftir, felsefecidir, alimdir ve karşılaştırılıyor. Eflatun gibi bir insanla karşılaştırılıyor. Yani Eflatun ki bildiğiniz bir, yani Konfüçyüs'le karşı karşıya mı konuyor? Karşılaştırılıyor. Kant gibi bir insanla mı karşılaştırılıyor? John Stuart Mill. Evet. Jean-Paul Sartre gibi bir insanla karşı. Ben şimdi bu defa bu felsefecileri zaten benim uzmanlık alanım olduğu için bunları tanıyorum, biliyorum kim olduklarını. Bu zatı da yani bu defa tanımak istiyorum. Baştım getirdiği teorilere, düşüncelere, ondan sonra tezlerine baktım. Yani nasıl ifade edeyim doğrusu ben de çekiniyorum ama yani ben çok dikkatli ve bilimsel konuşmak istiyorum. Dikkatli olmak istiyorum bu konuda. Bu benim çok dikkatimi çekti ve beni hayrete bıraktı. Bu düşünce beni dikkatimi çekti çok fazla. Bir insan, yani bir insan var, bizim aramızda yaşıyor, bizim aziz Türkiye'mizde yaşıyor. Fakat hiçbir şey, çok şey de bilmiyoruz. Yani tabii 7 sene öncesinden, 8 sene öncesinden bahsediyorum. Yani bu bu benim şahsi hikayem yani. Bu hoca efendi ve ismi ve fikri ve müellif yazılarıyla tanışmaya beni itti doğrusu bu durum.